Sayın Başkan, belediye bütçesiyle beslenen bir troll çeteniz var mı? Vallahi bizim trollümüz falan yok. Hiçbir zaman ee, troll beslemedim. Bunlar haram paradır. Troll'e para verip de bizim kendi normal belediye çalışanlarımız bir de gönüllülerimiz var. Bizi seven insanlar bize karşı bir hamle yapıldığı zaman, iftira atıldığı zaman doğal savunuyorlar. Şimdi troll çetesinin falan olup olmadığı nereden anlanır? Ben buradan ilan ediyorum. Şimdi sosyal medya uzmanları var. Bir baksınlar Mansur Yavaş'ta bot tabir edilen şeyler var mı? Bir de rakibiminkine baksınlar var mı yok mu? Biz görüyoruz var mı yok mu? Bizim trolümüz falan yok. Bizim trole ihtiyacımız yok. Allah'a çok şükür sevenimiz, destekleyenimiz çok çok fazla. Ee, bu sosyal medya sonuçta bir iletişim kanalı yani Evet. troll sorusuna cevap verdiniz ama bu alana belediye olarak bir para yatırıyor musunuz iletişim anlamında? Biz e, bu alana hiç para falan yatırmıyoruz ancak e, belediyemizin e, şirketlerin sosyal medyasını tanıtan, faaliyetlerini tanıtan e, e, kısmını bir şirket üzerinden yapmak zorundasın. Onun haricinde yok öyle ahim şahim falan para, para yok. Yani şimdi şöyle söyleyeyim Nereye ne harcadığımız bütün web sayfalarını görüyoruz. Zaten olsa orada görürler bunları. Yok öyle bir şey. Ee, Ankara'da yeşil dokunun azaldığı, sizin gülleri ağaçları söktürüp bir yerine taş döşediğinizi e, iddia ediyor Sayın Altınok ve diyor ki... E, ben yeni bir tane park yaptım desin göreyim diyor. Ben de güzel bir soru size sorayım izin verirseniz. 5 yıllık belediye başkanlığı döneminizde tek bir park yaptırmadınız mı gerçekten? Ya, Turgut Bey herhalde başka yerde yaşıyor. 100 tane. Bu, bu mu? Evet hmm. 100 tane. Yani 100'den de fazla. 18 milyon metrekare. Ben onu hatırlatayım mı sizin vasıtanızdan? Ovacık'ta park yapıyorduk. 60 bin metrekare. Ovacık'ta park yaparken ne yaptı biliyor musunuz? Geldi durdurdu, burası benim sana yaptırmam diye. Geldi zabıtalar, bizim ihale ettiğimiz şirketin etrafını çevirdi, yaptırmayacağım diye tutturdu. Neredeyse kavga çıkıyordu, sonra da mahkemeleşildi ve biz bu davayı kazandık. Yani Ovaca'ya yaptığımız 60 bin metrekare ama Ankara çapında tam 18.1 milyon metrekare yeşillerini Ankara halkına kazandırdık. Toplam kaç bak onu görebilir miyim ben? Ben olduğu gibi size vereyim kalsın. Olur ya yayınladığı çıkarsa bunu kendisine hediye edelim. Merak edip de gidip oraları gezerse onları görsün. Bunlar 5 yıllık dönemde sizin beş kendi yıllık yaptığınız mı kendi yaptığımız parklar. İnsaf derim yani insaf. Ee, siz bir e, şeyde bu yani bizden önceki programda ilk röportajınızda eee şey dediniz billboardlardan Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin en büyük gelir kaynağı olması gereken billboardlardan 1 milyar lira kazanıp belediyeye 1 kuruş vermiyorlar. Vermiyorlar. Yani. yani. Niye izin veriyorsunuz? hayır efendim mahkemede öyle şey olur mu? Ben hukukçuyum. Yani ağzından başka şey çıkıyordu. Canını alırım yani para vermeyen öyle şey olur mu? Ee, buraya gelirken de hepsini çıkarttırdım. Kim peki bunlar? Bir mi? Vallahi isim vermek istemiyorum. Belediyeden bana göre savcılığa da verdik ama takipsizlik kararı verildi. Daha önceden incelendiği için takipsizlik kararı verildi. Belediyenin altın yumurtlayan tavuğu i özelleştirilmiş. Vaktiyle vermişler bu parayı. Vaktiyle yani vermişler, kaç özelleştirilmiş. E, onu da söyleyeyim. E, ki 12,5 milyonu özelleştirilmiş. E, şimdi hatırımda yok ya 4 milyon kasasında para var ya 2,5 milyon var kasasında. Ayrıca o anda 4 milyon liralık da şeyi var sözleşme yapılmış başka firmalarla. Ondan sonra özelleştirilmiş 3 teklif var. Üçü de aynı apartmanda oturuyor. Özelleştirildikten sonra belediyenin personeli, eski müdürleri görevine devam etmiş ve sadece belediyeden bir yılda 25 milyon liralık iş almış. Yani belediye özelleştirdiği kendi şirketine 25 milyon liralık iş vermiş. Süresi bitti alamıyoruz. Candaş Bey hukuk böyle bir şey. Şu anda o ihale yani o şeyin süresi bitti mi? Süresi bilbordlar. bitti alamıyoruz. Şöyle e, hukukçu arkadaşlar bilecektir. Tehri icra kararı bir ev vardır tahliye edersiniz veya iş yeridir kapalıdır bunlar. Tahliye edersiniz tehri icra kararı 3 aylık e, kira parasını ödersiniz e, mahkeme sonuna kadar bekletilir. Ya bu kapalı bir gayrimenkul kirası falan diye ki billboardlar. Süre bitmiş 10 yılına verilmiş. Bizim bu bir iade edilmesi lazım. Önce mahkemeye gidiyorsunuz. Mahkeme bitiyor. idare mahkemesi falan filan kira alamıyoruz. 250 milyon lira civarında kira, kira alacağımız var. Önceki dönemden 560 milyon lira devam eden var. Harç vermiyor, vergi vermiyor, kira vermiyor. İcradan manla bulursan al. Bana kalırsa ben yapacağımı biliyor mu? bir robotların hepsini yatıracağım bana kalırsa. Resmen Ankara'nın parası soyuluyor. Yazıyorsunuz sağa sola. Diyorsunuz ki bunlara ödenecek parayı bize ödeyin. Her ne hikmetse siyasi partilere de yazıyoruz. Bu konuyu mesela hani Sayın Cumhurbaşkanı'na şu an seyrediyorlardır herhalde. Evet. Sayın İçişleri Bakanı'na Onu söyleyeyim. Mi? Mesela bir tanesini söyleyeyim. Şimdi Esenboğa'ya giden havaalanı e, Belko'ya ayrı Air diye bir firmayı da özelleştirmişler. Belediyenin kendi havaalanına taşımacını özelleştirmişler. 10 yıl bitti. Süre 10 yıl. Fakat diyor ki Ulaştırma Bakanı biz diyor geçen sene bunlara bir tane reyon verdik bir senelik vermiştik o sürede olmadı izin vereceğiz diyor. Bakın bunu ancak ortak olanlar yapar. Bu arada süre bitti, biz belediye otobüslerini gönderiz, belediye otobüsleriyle taşıyoruz. Yani belediye otobüsü olarak taşıyoruz. Kapıdan sokmadılar, millet kapıda indi, ellerinde valizlerle 4-5 kilometre yürümek zorunda kaldı. Zulümdür. Daha sonra televizyonlar bunu gösterince vazgeçtiler, içeri girmesine izin verdiler. Şimdi biz aynı otobüsleri aldık, bu hak zaten bizim. Bu sefer bizim otobüslerimize yer göstermiyor Esenboğa.